Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bu kas tüyü iple saç yapımını anlatacağım. Daha önceki videomda da anlatmıştım bunu size. Fakat orada iğneyle yapmıştık. İğneyle yapması biraz zor oluyor. Bugün size daha kolay bir tekniğini anlatmaya çalışacağım. Tığ ile yapacağız bu defa. Bebeğimizin saçının ilk önce hatlarını belirliyoruz. Yapmadan önce şu şekilde kurşun kalemle hatlarını belirliyoruz bebeğimizin. Bir önceki videomda bebeğimizin yüz şekillendirmesini anlatmıştım. Bu videoda da saçını takacağız. Bu saç çok gerçekçi duruyor, çok doğal duruyor. Erkek bebeklerinde çok güzel oluyor. Kız bebeklerde de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi yapımına başlayalım. Bunu tuhafiyelerde kas tüyü veya tavşan tüyü olarak geçiyor bu ipimiz. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. 3 numara veyahut 3,5 numara bir şişle örüyorsunuz. Kare bir parça örüyorsunuz. Daha sonra onu bebeğimizin kafasına dikiyorsunuz. Onun yapımını da göstereceğim size. Ama şu anda bunu size tığla yapılışını anlatmaya çalışacağım. İlk önce dediğim gibi hatlarını belirledik. Şimdi o belirlediğimiz hatlardan şu tepe noktasından herhangi bir sık iğneden batarak işe başlıyoruz. Buradan batıyorum. Herhangi bir sık iğnenin içinden. Bunu buraya sabitliyorum. Düğüm atarak. Şu şekilde sabitliyoruz. Daha sonra örmeye başlıyoruz. Daha önceki çektiğim videonun çok hızlı olduğunu yazmış bir tane izleyicim. Onun için biraz yavaş yapmaya çalışacağım. Daha anlaşılır olabilmesi açısından. Şimdi buradan bir tane sık iğneye batıyoruz bu belirlediğimiz hatların üzerine. Sonra bir tane zincir çekiyoruz ve bunu şu şekilde batacağımız noktaya kadar uzatıyoruz. Daha sonra buradan herhangi bir sık iğneye batıyoruz. Tekrar burada kalan ipimizi buradaki battığımız sık iğneden çıkartıyoruz. Daha sonra buradan içinden diğer ilmeğin içinden tekrar geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine tekrar ipimi uzatıyorum. Bu öndeki belirlediğim sık iğnenin hemen diğer yandaki sık iğneye şu şekilde batıyorum ve bu ipimi tekrardan bu sık iğnenin içinden geçiriyorum. Zaten burada da bir ilmeğim vardı arkadaşlar. Bunun içinden de geçiyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu ipimi yine uzatıyorum. Hemen tepe noktasından yine herhangi bir sık iğneye batıyorum. Tekrar ipimi örüyorum. Şuradaki kalan ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şu şekilde. İpler çok uzun olduğu için göremeyebilirsiniz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum. Yine buradaki sık iğneye batıyorum. Şurada kalan ipimi yine şu ipimle buradan sık iğnenin içinden geçiyorum. Buradaki ilmeğimin içinden de geçiyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yine aynı işlemi, ilmeğimi şöyle uzatıyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum. Yine içinden çıkartıyorum. Bunun için çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar yine ilmeğimi uzatıyorum. Şuradaki ilmeği bakın şöyle göstereyim. Şimdi bunun boyutunu şu şekilde buraya kadar şöyle ayarlıyoruz. Tekrardan buradaki sık iğneye batıp şuradaki ipimizi
Buradaki sık iğnenin içinden geçiriyoruz. Bu biraz önceki şu uzattığımız ilmeğin içinden çıkıp tekrardan bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde bütün sık iğnelerimizi tekrarlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var, ayrıntı var. Burası kısa, burası da geniş bir mesafe. Onun için bazen şöyle yarım noktasından, şöyle kafanın yarısına batıyorum bazen. Şu şekilde bakın, şuraya batıyorum. Ve bir tane ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan buradaki sık iğneye batıyorum. Tekrar topluyorum. Yine bunu uzatıyorum. Bu defa şuraya batıyorum. Yani bu teknikte bütün kafayı şey yapıyoruz, dolduruyoruz bu ipimizle. Buradaki sık iğneden çıkıyorum. Daha sonra bu geride kalan ilmeğimin içinden çıkıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Tüylerimiz çok uzun olduğu için çok görünmüyor. Yine buradan batıyorum. Buradaki geride kalan sık iğneden çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar şuraya batıyorum. Bu şekilde tüylerimiz uzun olduğu için arkadaşlar biraz aralarındaki ilmekleri göremiyoruz. Şöyle çıkıyorum. Gerideki ilmeğimin içinden de çıkıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Çok fazla sık sık yapmanıza gerek yok. Bu ipleri uzun tutuyoruz ve buradaki sık iğnelere batıyoruz. Çok dip dibe battığınız zaman üst üste yığılabilir. Bir sık iğne atlayın arada, şöyle şu şekilde. Şu gerideki sık iğneden çıkalım. Şu şekilde. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Yine böyle uzatıyorsunuz. Nereye kadar batacaksanız bu ipi o kadar uzatıyorsunuz. Şimdi şuraya batıyorum. Bir tane çıkıp gerideki ilmeğimin içinden de çıkıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi hemen yine şöyle bir sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar çıkıyorum. Buradakinin içinden de çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, burası bayağı doldu. Şimdi biraz şurayı uzatıyorum. Nereye batacaksam bu ilmeğimi o kadar uzatıyorum. Mesela ben kafanın tam tepe noktasına bir tane daha batıyorum. İpimle ilmeğimi çıkartıyorum. Bu geride kalan ilmeğimin içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Umarım anlaşılıyordur. Arkadaşlar şöyle bakın, uzatıyorum. Şimdi de bu tarafa geleceğim. Bu ne kadar batacağımız yerin uzunluğu ne kadarsa o kadar uzatıyoruz bu ilmeği. Ve şu bir tane sık iğne atlayıp yandakine. O uzattığımız ilmek bakın burada görebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde ve duruyor, bekliyor. Buraya, burada batacağım için bakın buraya kadar uzatıyorum. Şimdi ilmeğimi batıyorum. Buradaki ipimle içinden çıkıyorum. Bu geride kalan biraz önceki uzattığım ilmeğimin içinden çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar yine tekrardan şu yakın mesafeye batacağım. Yani bu battığım tepe noktasına sürekli battığımız zaman burası az olduğu için burası geride kalıyor. Şimdi buraya bir tane battığım için şimdi birkaç sık iğne gerisinden şöyle batıyorum. Tekrardan ilmek çıkartıyorum. Diğer ilmeğimin içinden çıkıyorum.
bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bir sık iğne atlıyorum, yandakine batıyorum. Şu gerideki sık iğnemden yine çıkıyorum. İlmeğimin içinden bir tane de zincir çekiyorum. Bakın, şimdi tekrar bu geriye batıyorum. Uzatıyorum. Şuraya batıyorum. İçinden çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kaybolduk. Böyle kaçtığı zaman biraz zor olur. Tekrardan söküp yapabilirsiniz. Şöyle. Bakın şu şekilde. Şunun içinden geri çıkıyorum. Arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün bu saçımızın arkası kapanana kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Arkadaşlar bakın, şu şekilde saçımız oluşmaya başladı. Bak, gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi bu arka kısmını yine doldurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bakın, biraz önce de anlattığım gibi şöyle uzatıyorum. Şuradaki ilmeğime batıyorum ve çıkıyorum. Arkadaşlar buradaki amaç bütün boşlukları bu teknikte doldurmak. Batacağınız yere kadar şöyle tığınızla ipi çekiyoruz. Uzatıyoruz. Bakın buraya, buraya kadar batacağım için buraya kadar uzattım. Bakın ilmeğimi, gördüğünüz gibi batıyorum. Bu geride kalan iple çıkıyorum sık iğnemin arasından. Bu arkadaki ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bir tane zincir. Tekrar uzatıyorum. Diğer batacağım noktaya kadar. Şöyle şuraya kadar uzattım. Şimdi burada yine batıyorum. Görüyorum. Bu gerideki ilmeğimi de içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Tekrar uzatıyorum. Bakın şöyle batıyorum. Arkadaşlar bunu ben daha önceki videomda iğne ile yapmıştım ve iğne ile bayağı bir zorlanmıştım. Tığla yaptığınız zaman daha kolay oluyor. Aynı geçişleri tığ yardımıyla bu şekilde dolduruyoruz. Çünkü çok takılıyor ip. İğne ile bayağı bir zorlamıştı bizi. Bu daha basit oluyor. Evet. Böyle bu boşluk dolana kadar aynı böyle bakın çekiyorum. Sık iğnemin arasına batıyorum. Diğer ipi getiriyorum. Sık iğnemin arasından çıkartıyorum. Bu gerideki ilmeğimin içinden de çıkartıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar uzatıyorum. Batacağım noktaya kadar. Yine şu şekilde arasından çıkıyorum. Bir zincir. Bakın arkadaşlar, burada doldu. Doluyor. Yavaş yavaş bu boşlukları bu teknikle dolduruyoruz arkadaşlar. Bu hatlarımıza batarak bitene kadar dolduruyoruz. Boşluklar tamamen dolana kadar dolduruyoruz. Arkadaşlar bakın, saçımızın bu tarafı da doldu tamamen. Şimdi bu yarısını yapacağız. Bu tarafa geçmek için ipimizi koparmıyoruz. Şöyle
küçük küçük batarak ilerliyoruz o tarafa doğru. Bakın şöyle sık iğnelerimizin arasından batarak aynı bu geriden çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum. Oradaki boşluğu doldurmak için o tarafa geçmem gerekiyor. Şöyle içinden geçiyorum ve bir zincir şöyle geçiyorum. Arkadaki ilmeğin içinden de geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın buraya doğru bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. İpimizi kesmemek için böyle ilerliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Buraya batıyorum. Bakın. Bu şekilde geldik buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar yine buradaki boşluğumuzu dolduruyoruz. Böyle. Aynı işlemi yapıyorum yine. Bu tepeye batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve içinden çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki aşağıdaki sık iğneye yine batıyorum. İçinden geçiyorum. Bu geridekinin içinden de çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine uzatıyorum. Arkadaşlar bakın. Özellikle çok yavaş anlatmaya çalışıyorum anlamanız açısından. İpler çok tüylü olduğu için görünmüyor. Yani buradan çıktım, sık iğnenin içine battım. Daha sonra bu biraz önce uzatmıştım. Bir ilmek vardı. Onun içinden çıkıyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Bakın şu uzattığım ilmeği görüyorsunuz. Bunu buraya uzun mesela bakın buraya kadar geldiği için bu kadar tutuyorum. Bunu böyle tutayım daha net görün. Şimdi şuradaki sık iğneye batıyorum ve bu ipimi bunun içinden çıkartıyorum. Bakın buradan çıkan ilmeğimi bakın şuradaki biraz önceki uzattığımız ilmek var ya bakın bunun içinden çıkartıyorum ve buraya bir tane zincir çekiyorum. Yani bunu çok sıkı sıkı yapmanıza gerek yok. Buradaki amaç bu boşlukları doldurmak. Zaten saçların tüyler çok uzun olduğu için sizin yaptığınız her yanlışı kapatacaktır. Bu şekilde boşlukları doldurup bitireceğiz. Arkadaşlar ben saçlarımı taktım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu saç işlemini takıp bittikten sonra bir fırça yardımıyla tarıyoruz. Temiz bir fırça yardımıyla. Bu aralarda saçlarımız kalmışsa onlar da çıkıyor. Bu şekilde saçımızın her yerini tarıyoruz. Bakın arkadaşlar bebeğimizin saçı bitti. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.